Pekala, kas sayı ne demektir? Kas sayı da terimlerin başında bulunan sayısal değerdir. O halde bu soruya baktığımızda bu sorunun kas sayıları nelerdir? Eğer şuraya terimleri yazalım, kafanızı karıştırmasın. Buraya da kas sayılar yazarsak. Bu sorunun kas sayıları ne dedik? Değişkenin başında bulunan sayılar. Değişkenin başında bulunan sayılar. Ayrıca tekrar değinmek istiyorum. 3x ne demekti? 3 çarpı x anlamına geliyordu. Yani x'in herhangi bir sayının 3 katı anlamını taşıyordu. Çarpım durumundaydı. Böyle olduğu zaman da nokta koymaya gerek yok diye göstermiştik. Birbirine eşit olduğunu gösterdik. Tamam. 3x ne demek? 3 çarpı x anlamını taşır. Bunun da kas sayısı ne dedik? Bilinmeyenin başında bulunan sayısal değer, yani 3. Aynı zamanda bilinmeyenin başında bulunan sayısal değer, yani 5'tir. Mesela 2x'in kas sayısı o halde nedir? Hemen bakalım. Bilinmeyenimiz x, x'in başında bulunan sayısal değer de neye eşittir? 2'ye. O zaman bunun kas sayısı da 2'dir. Peki x'in kas sayısı nedir? Hemen bakalım. X'in başında gizli bir 1 var mıdır? Hani 1 normalde çarpmada etkisiz elemandı. 1'i yazmasak da oluyordu. O yüzden X'in başında sanki gizli bir 1 varmış gibi düşünürsek, o zaman buradaki X'in kas sayısı bize 1'i verecektir. Ne yaptık? Terimin ne olduğunu öğrendik. Kas sayının ne olduğunu öğrendik. Şimdi ise ilk başta yaptığımız gibi birkaç tane örnek gösterelim. Mesela 7x. 7x ne demekti? X bilinmeyenimdi. 7x olduğu zaman çarpma anlamını taşıyordu. Yani x'in 7 katı. Çarpma olduğunda katı ifadesini kullanıyorduk. Pekala 2x artı 5 ne demek? X'in tek tek adım adım gidiyorum. 2 ile mi çarpılmış? Evet, o zaman x'in 2 katının 2 ile çarpıldıktan sonra 5 ile toplanmış. O yüzden x'in 2 katının 5 toplamı olduğu için 5 fazlası şeklinde gösterebiliriz. Peki x artı 4'ün parantez dışında bulunan bir 2 katı olsaydı, normalde biz parantezli ifadeleri de daha önce görmüştük. Pekala, önce parantez olduğu için parantezi kullanacağım ben. Ne var parantezde? X'in 4 fazlası. Neden? 4 ile toplanmış. O halde hemen yazıyoruz. X'in 4 fazlasının, daha sonra bu iki ifadenin tamamı 2 ile çarpıldığı için X'in 4 fazlasının 2 katı şeklinde göstereceğiz. Şu ikisini sakın sakın karıştırmayın. Burada parantez var. Parantez dışında bir sayıyla çarpılmış. O yüzden x'in 4 fazlasının, sonra parantez dışına çıkıyorum, 2 katı. Burada ise önce 2 ile çarpılmış. Daha sonra ise 5 ile toplandığı için x'in 2 katının 5 fazlası şeklinde de gösterebiliriz. Şimdi ise neleri gösterelim? Tekrar bir örnek yapalım mesela. Diyelim ki 2x olmasın, 5x olsun. 5x artı 4 ifadesinde terimler neler? Hemen yazalım. Terimler, bu ikisi de olmuyor muydu? Evet, o zaman 5x ve 4 bize terimleri göstermiştir. Pekala, benim değişkenim neydi? Değişken hangi anlamı taşıyordu? Bilinmeyen anlamını taşıyordu. O halde onu da yazalım. Bu soruda bizim bilinmeyenimiz, yani değişkenimiz hangisiydi? Hangi sembolle gösterilmiş? X sembolüyle gösterilmiş. O halde bizim değişkenimiz nedir? X'tir. Daha sonra ise bize desin ki x'in kas sayısı nedir? Kas sayı ne demekti? Bilinmeyenle bilinmeyenin başında bulunan sayısal değerdi. Tamam, bana x'in kas sayısını soruyor. X'in başında bulunan sayısal değerde 5'e eşit olduğundan dolayı demek ki x'in kas sayısı nedir? 5'tir. Bunu da yazalım. Kas sayısı 5'tir.
Örneklerle bu konuyu daha da pekiştirmelisiniz arkadaşlar. Çünkü sürekli tekrarlıyorum. Cebirsel ifadeler konusu çok önemli bir konudur. Bu sınıfınızdan, 6. sınıftan itibaren bütün problemleri, matematiğin bütün problemlerini cebirsel ifadeler yoluyla daha kolay çözebilirsiniz. Şimdi ise bu tarz şeyleri, x'li ifadeleri gördükten sonra bir de örüntüleri acaba cebirsel ifadelerle nasıl çözdüğümüze bakalım. Örüntüler neydi? Sayılar belli bir düzen içerisinde yazılıyordu. Sonra sırası veriliyordu. Bizden herhangi biri isteniyordu. Mesela bir örnek verelim örüntüleri. 2, 4, 8, 16. Sonra soru işareti olsun. Neydi? Ortak bir şey, ortak bir yol bulmaya çalışıyorduk biz. Mesela hemen bir örüntülerden cebirsel ifadelere de geçelim. Bir örnek verelim. Normalde hangi örneğimizi alalım? 2, 4. Sırayla bu şekilde gitsin. 6, 8 ve bize soru işaretini sorsun. Normalde örüntülerde ne yapıyorduk? Bir ortak yol bulmaya çalışıyorduk. Hepsinin ortak bir özelliği vardı. Bakalım mesela. 2, 4'ün kaç fazlası? 4, 2'nin kaç fazlası? 2 fazlası. Daha sonra gene 2 fazlasını almış. O halde bakın buradan ne çıkıyor? Benim ortak olan özelliğim artı 2. Yani her defasında her terimde 2 ile topluyorum. Gene 2 ile toplamış. O zaman soru işareti istenilen yere 8'e 2 ile toplayarak bulabiliriz. O halde bizim soru işaretimiz 8 artı 2'den 10'a eşit olacaktır. Pekala, normalde bu tarz sorular veriyordu. Tamam, ortak özelliğini bulup yapıyorduk. Peki bizden atıyorum bu örüntüde 15. terimini isteseydi nasıl davranacaktık? Çünkü 2 eğer bizim birinci terimimizi oluşturuyorsa 4. İkinci terimimiz neden sırayla gidiyor? Birinci terim, ikinci terim, üçüncü, dördüncü, beşinci terim şeklinde gidiyor. O zaman 6 bizim üçüncü terimimiz, 8 dördüncü terim, 10 ise soru işareti olarak verilmişti. Daha sonra onu 10 olarak bulduk. 5. terim olarak biliyoruz. Tamam, dediğimiz gibi bizden 15. terimi isteseydi nasıl davranacaktık? O halde bizim bir genel terim bulmamız gerekecek. Genel terimi de cebirsel ifadeler yoluyla bulacağız. Pekala, bakalım öncelikle neydi? 2, 4, 6, 8, 10 ve bu şekilde gidiyor. Birinci terimdi bu. 4 de ikinci terim, 6 üçüncü terim, 8 dördüncü terim, 10 ise beşinci terimdi. Bakalım hemen. İkinci terim ya, normalde ikişer ikişer artıyordu. O zaman hemen kısa yol. Bakın, ikişer ikişer artıyor ya, 2 çarpı birinci terim. 2 çarpı 1, 2'ye eşit, doğru. O zaman 2 çarpı neden ikişer ikişer artıyor dedik. Eğer üçer üçer artsaydı 3 çarpı ikinci terim veya 3 çarpı üçüncü terim, üçüncü terim şeklinde ilerleyecekti. Ne dedik? İkişer ikişer arttığı için 2 çarpı ikinci terimden bahsediyorum. Geliyorum, 2 yazıyorum. 2 kere 2 4'ü veriyor mu? Evet veriyor. Üçüncü terim için gene ikişer ikişer arttığı için 2 çarpı üçüncü terim olduğundan 2 çarpı 3 6'yı veriyor mu? Evet veriyor. İkişer ikişer arttığından 2 çarpı dördüncü terim olduğundan 4, 2 çarpı 4 8'i verirken tamam, 2 çarpı 5. terim olduğundan da 5 olduğunda 2 çarpı 5 10'u veriyor. Yani bakın, kaçıncı terimse o terimi 2 ile çarptığımda demek ki bana bu sayı örüntüsünü veriyor. O halde benim genel halim 2 çarpı N şeklinde olur mu? N de bize kafanızı karıştırmasın. N sadece genel terim olarak belirlenir. Her zaman bu şekilde verilir. Genel terimim N olur mu? Atıyorum bakalım. İkinci terimi sorsa bana N yerine 2 yazalım. 2 kere 2 4. Doğru. Beşinci terimi sorsa 5 kere 2 10. Doğru. Yedinci terimi sorsa o zaman, yani N eşittir 7 olsa ne demek bu? Yedinci terim demek. Hemen yazıyoruz. O zaman 7. terim neye eşit olur? 7 çarpı 2'den 14'e eşit olur. 15. terimi sorsa, yani n yerine 15'i yazarsak biz, hemen diyelim 15. terimde ne dedik? N yerine 15'i yazıyoruz. 15 çarpı 2 de bize 30'u verir. O halde 15. terimde 30'a eşittir. Dediğimiz gibi bu tarz sayı örüntülerinde genelleme cebirsel ifadeleri kullanılarak genel ifadeyi bulursak sorularda rahat edebiliriz.